Nihal kızım, Behlül yine gözükmüyor ortalıkta. Kim bilir hangi eğlence mekanında baba. Gezmeyi seviyor biliyorsun. Haklısın, deli çocuk işte. Bir konu hakkında konuşacağını söylemiştim baba. Evet kızım, annem vefat ettikten sonra yalnızlık çekmeye başladım. Evet baba, kolay değil. Geçenlerde sandalla denize açılmıştım. O sırada sahil gezintisi yapan bir anne ve iki kızı gözüme çarptı. Yani? Yanisi şu kızım, Firdevs Hanım'ın iki kızı var, Peyker ve Bihter adında. Küçük olan Bihter'i Allah'ın emriyle istemeyi düşünüyorum. Kararına saygı duyarım baba. Sen kültürlü, saygılı ve kendini bilen bir kişisin. Anlayışın için teşekkür ederim kızım. Çok mutluyum Bihter seninle evlendiğim için. Ben de öyle Adnan. Bu güzel evde hep beraber yaşıyoruz. Öyle hayatım. Yalnız ben biraz gezmek istiyorum. Seni anlıyorum. Bu konuda zaten elimden geldiğince sana eşlik etmeye çalışıyorum. Ama biliyorsun ki ilerleyen yaşım buna fazla müsaade etmiyor. Anlıyorum ama ben de çok sıkılıyorum. Biraz sabret. İşleri yoluna koyar koymaz tatile gideceğiz seninle. Peki, öyle olsun bakalım. İçeri gir dememiştim Behlül. Girdim işte. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Çocuk gibisin. Nihal ve Bülent'ten farkın yok. Ateşle oynuyorum sanırım. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Hoş bulduk Adnan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kızınız Nihal nasıl? Nihal de kendi halinde işte. Artık kocaman oldu yani. Evlenme yaşı da geldi. Zaman nasıl da geçti. Öyle oldu vallahi. Behlül oğlumuz da tam Nihal'e göre bence. Evlenseler fena olmaz gibi duruyor. Bunlar gençlerin verebileceği bir karar. Ben bir şey diyemem bu konuda. Kimsecikler görmez bizi burada. Evet, yasak aşkım. Yazıklar olsun. Sizi burada kırıştırırken yakaladım. Benim adım Beşin ise bundan sonra peşinizdeyim. Her şeyi bilmeme rağmen Behlül ile nişanlanmayı kabul ettim. İnşallah evlenince düzelir. Neden bayıldı Beşir? Neler oluyor bir türlü anlamıyorum. Ben size her şeyi anlatacağım Adnan Bey. Ve Nihal zaten biliyoruz. Nihal onları gizlice konuşurken duymuş ve bayılmış. Anladım Beşir, anladım. Çıkabilirsin. Keşke seni sevdiğimi bilseydin Nihal. Keşke. Allah kahretsin. Olaylar bu noktaya gelmemeliydi. İntihar etmekten başka çarem kalmadı. Artık senin için yaşayacağım kızım. Olup biteni unutmak için adaya gideceğiz. Her şeyi unutacağız.